Evet sevgili dostlar merhaba. Bir kanal eğitim videosuyla birlikte yine sizlerleyim. Geçen hafta yüzlanma değinmiştik. Yüzlan makamdaki mandal kullanımından bahsetmiştim hatırlarsanız. İşte mi'lerden 3 mandal inecek. Fa dizimizden de sağda 2 tane mandal kalacak şekilde kullanımdan bahsetmiştim. Ve tabii ki segah perdemiz 1 mandalla geçiyoruz ve la dizimiz yani kürlü perdesi oluyor. Sağda muhakkak ki 1 mandal olacak arkadaşlar. Böyle iki mandallı bir durum söz konusu değilse segah perdesinde o zaman iyice Arap melodilerine doğru geçmiş oluruz ki bu da bizim perde sistemimizde olan bir durum değil. Şimdi görünüm bu şekildeydi. Tamam bir de hüzzam makamında yukarıda bir sümbüle perdemiz var ki hepsi iniyor ama oynak perde muhakkak onu unutmayın. Genelde bunu hüzzam makamlarda arkadaşlar çalarken yukarıdaki si'yi bu şekilde hepsini indirin olur mu? Çünkü yukarıda hiçbir zaman demeyeyim beyan bölümleri hariç genelde zaten sümbüle perdesi kullanılır. Yani si bemolümüz tam 5 koma olarak kullanılır ki oynaktır bu. Onunla ilgili de ayrı bir video hazırlayacağım. Şimdi asıl anlatmak istediğim nokta şu. Hüzzamı mi'si sabittir. 3 mandallı ama fa diyezimizde esneklik payı var. Genelde bazen bir mandalla da geçiliyor. Fakat burada bir mandalla kullandığımız zaman pek bir oynama şansımız yok. Ve bu hüzzam perdesi o hassasiyetini özellikle ev iç perdesindeki yani fa diyezdeki o nasıl diyeyim daha verimliliği kısıtlamış oluyoruz aslında bir mandalla. Biz bir mandal daha indirip yani iki mandalla birazcık daha esnetiyoruz. O sesleri daha güzel duyuma ulaştırıyoruz arkadaşlar. Bir de şöyle bir kullanım var. Ben özellikle taksimlerde fa'yı 3 mandalla geçiyorum. Fakat bu durumda bazı riskler doğuyor. Ne gibi? Şimdi mi bemol böyle. 3 tane. 3 tane de fa diyez olunca bunları bu şekilde atıp çalamazsınız. Çünkü çok pes duyulur. Çok pes duyulur. Bu da bizim perde sistemimizde olmayan bir durum aslında. Şimdi özellikle taksimlerde bunu kullanırsanız sürekli bununla oynamanız gerekir arkadaşlar. Yani glissandolarla, vibratolarla oynamanız lazım. Onun dışında oldukça büyük handikaplara sebebiyet verirsiniz. Duyumu da kötüleştirirsiniz. Böyle bir kullanım. Bir deneyin ama sürekli lütfen esnek bir şekilde dediğim gibi bu perdeyle fazla mızrap kullanmadan, fazla mızrap yani mızrap kuvvetimizi düşürerek bu perdeyi sıklıkla oynayarak icrada bulunun bakalım. Ne gibi bir hassasiyet, bir duygu durumu oluşacak sizlerde. Dediğim gibi bu kullanım mevcut. Şarkılarda da kullanırsınız fakat çok risklidir. Sürekli oynamanız lazım. Yani sol elimizin sürekli mandal tahtası üzerinde gezinmesi lazım. Böyle bir kullanımda. Tabii ki mi bemolde de hassasiyetler var. Bunu bir sonraki ders size daha düzgün bir şekilde izah edeceğim. Şimdi temelden yani genelden özele doğru geçiyorum. Bir sonraki videomda mi bemol fa diyez hassasiyetini daha belirgin bir şekilde sizlere anlatacağım. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Hoşçakalın.